Konu otomobil tasarımı olunca birçok Ford modelleriyle adını dünyaya duyuran gurur kaynağımız Murat Güder'le Köln Design Stüdyoları'nda bir araya geldik. Tasarım hakkında ne var ne yok öğrenmek ve bunları size yansıtmak için Murat Bey'in zihninden ve parmaklarından dökülecek çizgileri sabırsızlıkla bekliyoruz. Tasarım eminim benim gibi birçoğunuzun da çok merak ettiği, ilgi duyduğu bir alandır. Bugün Ford'taki gurur duyduğumuz isimlerden biri olan Murat Bey'den tasarım hakkında ayrıntılı bilgiler alacağız. Evet Murat Bey, ilk önce tasarım aşkı sizde ne zaman başladı? Benim aslında bayağı küçük yaşta başladı. Küçük herhalde 8-9 yaşındayken nasıl olduysa araba çizmeye başladım kendi kendime. İşte araba maketleri yapıyordum, birleştiriyordum kendim. Bayağı bir meram vardı. Sonra belli bir yaştan sonra herhalde 17-18'den sonra böyle bir mesleğin olduğunu öğrendim. Yani gerçekten araba tasarımcıları, şirketlerde çalışan insanlar var. Araba çiziyorlar ve bunun için para alıyorlar. Tabii daha da motive oldum o zaman onu duyunca. Sonra işte burada Almanya'da okulu bitirdikten sonra, liseyi bitirdikten sonra İsviçre'deki bir tasarım okuluna başvurdum ve kabul edildim dosyamla beraber. Orada 4 sene okuduktan sonra profesyonel tasarımcı olarak işe başladım. Ford'da ne zamandan beri tasarımcı olarak çalışıyorsunuz? Ben 99'dan beri Ford'dayım. Peki şimdi tasarıma birazcık değinelim. Tasarım yani şu an burada kağıt üzerinde çiziyorsunuz ama tasarım bundan ibaret midir? Kaç dala ayrılır? Bir kaba taslak bir tasarımı anlatabilir misiniz? Yani genel olarak ilk başlangıçta çizgi var tasarımın. Daha doğrusu işte beyninizde düşündüğünüz kendinizin yaratıcılığı var. Aynı zamanda dış tasarımla iç tasarımı ayırıyoruz. Yani ben dış tasarım görevlisiyim Ford'da. Yani dış tasarımdan sorumlu design manager'ım. Bunun karşısında tabii ki design iç tasarımı yapan arkadaşlarımız var. Genel olarak dediğim gibi çizimden başlıyoruz. Tasarımcılar belki 10 tane tasarımcı, 7-8 tasarımcı. Herkes yeni bir projeye katılmak için, yeni Mondeo'ya katılmak için çizimlerini ortaya çıkartıyor. Belli bir zamandan sonra o çizimler management'e gösteriliyor. Aralarında beğenilenler, kabul edilenler 3 boyutlu makete dökülüyor. Peki şimdi siz mesela tasarıma nasıl başlıyorsunuz? Yani her şeyden esinlenebilirsiniz. Yani ben mesela İstanbul'a gelmekten beri esinleniyorum. Yani İstanbul'da sokaklara dolaşıp biraz ne bileyim balıkçılara bakıp, esnafa bakıp pazarda dolaşmak bile hoşuma gidiyor. Oradan mesela ben şey alıyorum, ilham alıyorum. Bir tasarım yaparken, bir çizim yaparken aracın diğer yönlerini de düşünmem lazım. Bunun içerisine insan girecek. Belki 4 kişi, 5 kişi oturacaklar. Lambasında, tekerleğin çamurluğunda da böyle formatlar var mı? Mesela çizerken düşünmeniz gereken şeyler? Arabanın her tarafında belli sınırlamalarınız var yani mühendislik tarafından. Hani mesela en azından bir şekil veriyorsunuz. Mesela tampona burada veya arabanın çamuruna bir şekil veriyorsunuz. Sis lambasına bir şekil veriyorsunuz. Ama gerçekten bu sis lambası imalat edilebilir mi? Veya bu tampon imalat edilebilir mi? Mesela bazen öyle ilginç şekiller oluyor. Ford'un pres makinesinden çıkamayacak bir şekilde. Yani imkansız yani fiziğe karşı mesela. Yani öyle de olabiliyor bazen. Bilgisayar ortamına mı aktarıyorsunuz? Ondan sonraki bundan sonraki aşamalar nelerdir yani? Esas bundan sonraki aşamamız biz bunu modele döküyoruz. Bu kil modelcilerimiz var. Kil modelcilerimizle beraber bazen duruma göre küçük maketlerde ilk başta deniyoruz bazı şekiller. Gerçekten uygulandığı zaman nasıl duruyor diye. Bazen de zamanlamaya göre direkt birebir boyutlarda arabanın üzerine çalışıyoruz. Yeni bir modelin doğmasında ikinci aşama tasarlanan aracın çamurdan prototipinin yapılması. Hayalinizde oluşan çizgilerin bilgisayar ortamında şekil kazanmasından sonra bu çizgilerin çamurdan bir otomobile dönüşmesi bana çocukluğumu hatırlattı. Burada ne yaptığınız hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Bu şimdi tasarım çalışmasının ikinci aşaması. Burada biraz önce gördüğümüz tasarımları makete döküyoruz. Yani uygulaması burada oluyor. Esas tasarım işi burada oluyor. Peki bir nasıl çalıştığınızı bir görebilir miyiz mesela? Nasıl yapıyorsunuz? Mesela şimdi esas bizim en çok kullandığımız çalıştığımız bant ve çamur. Bant ve çamur. Yani dediğim gibi heykeltıraş işi. Bayağı böyle elle çalışılan bir iş ilk bu aşamada. Sonra bu elle çalışma tabii ki bilgisayara dökülüp daha ciddi bir boyutlara taşınıyor. Ama şu andaki arkadaşlarla beraber tasarımcı ve modelci bir ekip olarak çalışıp arabayı ortaya çıkartıyor. Bir bakıyoruz zaman. Ben buraya mesela bu bantı yapıştırıyorum. Bu bantla burada bir tane çizgi oluşturmak istiyorum.
biz burada çalıştığımız düzeyleri belli bir zamandan sonra scan ediliyor. Bir teknoloji var, GOM teknolojisi, fotoğraf teknolojisiyle. O teknolojiyle beraber 3 boyutlu CAD bilgisayara geçiriyoruz. Murat Güler konuştukça tasarımcılık aklımızda iyice şekilleniyor. Tasarımcılığın sadece iyi bir gözlem yeteneğinden ve estetik bilgi birikiminden oluşmadığını gördükçe bu işin özenle ve bilinçli yapılmasının önemini anlıyoruz. Şimdi mesela arabanın far şekli böyle gelmiş bu arabada mesela bu araçta. Bir zaman diyelim ki farı biraz değiştirmek istiyoruz. Ondan sonra düşünmek lazım. Mesela motor kapağı nereden açılacak? Şimdi burada mesela bir tane böyle açılım yeri olması lazım. Arabanın ızgarası nereden başlayacak? Nereden başlayacak mesela? Daha dinamik bir sislenmesi. Sonra buralarını işte maketçiyle doldurabiliriz. Diyeriz ki buradaki şekli farklı geliştireceğiz. Mesela bu lamba kısmı çok küçük olduğu zaman içinde çok sıcak oluyor ve lamba çabuk bozuluyor. O yüzden lambaya genelde daha fazla yer vermek gerekiyor. Yani yine bir şekilde tasarımcı çok spor bir lamba tasarlamak istese bile Bazı kaideleri unutmamak lazım. Yani o yüzden tecrübe çok önemli diz tasarımda. Evet, son formunu aldı aracımız. İlk önce bir yorum alalım. Şimdi nasıl bir dizayna sahip araç? Şimdi tabii biraz arabanın tasarımını değiştirdik. Farları biraz daha agresif, doğal spor yaptık. Şimdi onu scan edeceğiz 3 boyutlu fotoğraf makinesiyle. Ondan sonra bilgisayarda bakacağız gerçekten uygulamayı yapabilecek miyiz? Yani içine far sığacak mı, içine motoru sığacak mı? Ve mühendislerimizle beraber onu bir şekilde geliştirecek miyiz diye. Şimdi ilgileneceğiz onunla. Peki tamam, 3. bir bölüme geçelim. Tamam. Burada şimdi biz bilgisayar modelcilerle beraber biraz önce kil modelcilerinden çalıştık. Şimdi bilgisayar modelcilerle çalışıyoruz. Ve arabanın teknik özellikleri gerçekten yaptığımız tasarıma uyuyor mu diye bakıyoruz, inceliyoruz. Ve arabanın bazı yerlerine sonuçta el işi. O el işinden belki de ortaya çıkmış olabilecek defektleri düzeltiyoruz, hataları düzeltmeye çalışıyoruz. Yani bilgisayar sonuçta makine gibi her şeyi daha böyle düzgün ortaya çıkartabiliyor. Peki burada nasıl çalışıyoruz? Bir bakalım şimdi. Mesela şimdi biz burada biraz evvel yaptığımız değişikliği farın içinde burada görebiliyoruz. Ve şu anda buradaki çizgiler, highlightlara mesela inceleyebiliriz. Yani şimdi burada yansımalardan görebiliyoruz. Mesela buradaki yansımalar gerçekten nasıl gelecek arabanın üzerine. Çünkü araba yansımalarken ışık yansıması değil mi? Işık ve etraf yansıyor arabaya. Çünkü araba bir ayna gibi. İstanbul'un içinde dolaşırken arabanın her tarafına ışıklar yansıyor, binaların camları yansıyor, işte belediye otobüsleri yansıyor. Ve o yansımalar çok önemli. Araba yani duran bir obje değil, yani o dinamik hissi nasıl yakalıyorsunuz arabanın üzerinde? Yani bu çizgiler nasıl gelişiyor gerçekten? Bu programın özelliği o yansımaları izleyebiliyoruz. Peki üzerinde şimdi bir değişiklik yapabilir miyiz? Beraber görelim. Aracın formunu Aracın formunu değiştirebiliyoruz. Mesela şimdi motor kabağını biraz kabartmak istiyoruz. Belki de motora daha fazla yer gerekiyor veya pedestrian impact dediğimiz yayaya çarptığınız zaman belli bir şey gerekiyor, bir hava gerekiyor motor kabağının motor altında. Onu şimdi biraz yahundan beraber farklı bir tasarıma yapmaya çalışacağız. Zihindeki duygular tasarlanan otomobilin üzerine döküldükçe tasarım biçim ve kimlik kazanıyor. Murat Güler'in tasarladığı yeni Mondeo modeli de işte böyle tasarımcısının kimliğini yansıtmakta. Çünkü yanında durduğumuz ve James Bond filminde bizzat kullanılan bu yeni Mondeo, tasarımda stil, dinamizm ve teknolojiyi bir arada sunuyor. Şu an Mondeo'nun bitmiş halinin yanındayız. Peki Mondeo bu hale gelmeden önce bizim gezip gördüğümüz şeylerden başka ne tür evlere oluyor, ne tür testlerden veyahut da aşamalardan geçiyor? Bayağı bir aşamalardan geçiyor. Esas işte o biraz evvel gördüğümüz maket halinden sonra bilgisayara geçiriyoruz. Bilgisayarda bayağı bir uğraştıktan sonra üzerine teknikerlerle beraber frezeren çıkartılıyor araba. Bir daha yani milling, büyük bir milling için frezeren içinden geçiyor. Ve sonuçta ortaya böyle bir hard model dediğimiz feasibility model ortaya çıkıyor. Bu araba management'in son onayladığı araba imalata girmeden önceki nokta oluyor. Peki aracın bu prototip haline gelmesi ne kadar zaman alıyor ortalama? Tabii her araçta değişiyordur bu ama. Genel olarak dondurduğumuz zaman tasarımı 1,5 sene geçiyor.
O 1,5 sene içinde tasarım tamamen donuyor. Bir çizgiden bitmiş arabaya geliyorsunuz. Bu aşamaya gelmek için de aşağı yukarı daha bir sene daha geçiyor. Yani 2,5 sene içinde bir program tasarım tamamen bitmiş oluyor. Ve yavaş yavaş prototip testleri başlıyor. Araba aşağı yukarı 3,5 sene içinde piyasaya çıkıyor. Tasarladığınız ve hatta tasarım ekibin içerisinde bulunduğunuz araç şöyle önünüze geldiği zaman siz ne hissediyorsunuz? Güzel bir his, yani güzel bir duygu. Aa, işte benim yaptığım tasarım buraya kadar gelmiş, işte buralarda bile dolaşıyor diye bir duygu yaşıyorsunuz. Genel olarak station wagonlar daha biraz hantaldır yani, çünkü arkası yüksektir. Ben kabul etmiyorum bunu gördükten sonra, çünkü çok spor duruyor. İşte demek istediğim o zaten. Burada yani gerçekten benim özen gösterdiğim şey çok spor bir station wagon yaratmaktı. Yani hem içindeki yani hacim yeteri kadar büyük. Aynı zamanda ama çizgileri, hatları çok dinamik bir station wagon. Mesela farların gelişi böyle 3 boyutlu köşenin etrafına dönüyor. Şeylerin, bu arka camın gelişi, rüzgarlı, yani genel olarak tamponların nasıl arabanın üzerine oturduğu. Tasarımlar sadece günümüzün otomobillerine şekil vermekle kalmayacak, geleceğin de yaşam biçimini şekillendirmeye devam edecek. Ortaya çıkan her güzellik de tasarlayıcısının kreatifliğinden ve adından daima söz ettirecek. Tıpkı Ford modellerini hayranlarıyla buluşturan Murat Güler gibi.